Yukarıda kare kağıt üzerindeki Türkiye haritasında bazı şehir merkezleri K, L, M, T, C, B, D ve E noktaları ile gösterilmiştir. 1, 2 ve 3. soruları yukarıda verilen bilgilere göre cevaplandırınız. K şehrine göre 5 birim güneyinde, 5 birim doğusunda bulunan şehir hangisidir? K'nın 5 birim güneyi, yani aşağı ineceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 birim aşağı indik. 5 birim doğusunda, yani sağa doğru hareket edeceğiz. Bakın doğu sağa doğru. 1, 2, 3, 4, 5. Hangi şehre ulaştık? E'ye. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Yukarıda kareli kağıt üzerindeki Türkiye haritasında bazı şehir merkezleri KLM, TC, B, D ve E noktaları ile gösterilmiştir. L şehrine uğramak şartıyla D şehrinden M şehrine gitmek isteyen bir kişinin izleyeceği yol aşağıdakilerden hangisi olabilir? A şıkkındakine bakalım. Önce 6 birim doğu. L şehrine uğramak şartıyla D şehrinden M şehrine gidiyoruz. 6 birim doğuya gittik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim doğu. 5 birim kuzey. 1, 2, 3, 4, 5 birim kuzeye gittik. Evet, D şehrinden M şehrine gittik ama L şehrine uğramadık. Bu durumda doğru cevabımız bu değil. Geçtim. B şıkkındaki ifademize bakalım. Önce 5 birim kuzeye. 1, 2, 3, 4, 5 birim kuzeye geldik. 6 birim doğuya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 doğuya gittiğimizde yine M şehrine ulaştık fakat D şehrine uğramadık. Önce 3 birim doğuya. 1, 2, 3 birim doğu. Sonra 6 birim kuzey. 6 birim kuzeye gidiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim kuzey oldu. 2 birim batı yönüne gidiyoruz. 2 birim batıya gidersek T şehrine ulaştık. Bu ifademiz de sağlamadı. D şıkkındakine bakalım. Önce 3 birim kuzeye. 1, 2, 3. Sonra 6 birim doğuya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha sonra da 2 birim kuzey yönünde gidiyoruz. Bakın D şehrine uğradık. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. T şehrinde tedavi gören bir hastanın tedavisi için en yakın şehir hastanesine nakli yapılması gerekmektedir. Bu hastanın nakil edilebileceği hastanenin konumu tedavi gördüğü hastaneye göre aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkındakine bakalım. Şehrimiz T şehrinden yola çıkacağız. 5 birim batıya gidelim. 1, 2, 3, 4, 5 birim batıya gittik. 1 birim kuzeye gidersek C şehrine ulaşmış olduk. Eğer 2 birim doğuya gidersek, burada C şehrine ulaştık. B şıkkındaki ifademize bakalım. 2 birim doğuya gidersek 1, 2 birim. 3 birim güneye gidersek de L şehrine ulaşmış olduk. Bu da sağladı. C şehrine ulaştık. L şehrine ulaştık. 2 birim batısına, 3 birim kuzeyine, 2 birim batıya 1, 2, 3 birim kuzeye gidiyoruz. 1, 2, 3. Herhangi bir şehrimiz yok. 2 birim güneye, 4 birim batıya gidelim. 2 birim güneye 1, 2, 1, 2, 3, 4 birim batıya gittiğimizde de B şehrine ulaştık. Şimdi aldığı yol miktarına bakalım. A şıkkında 5 ile 1'i toplarsak 6 birim yol aldı. B şıkkında 5 birim yol aldı 2 ile 3'ü toplarsak. D şıkkında ise yine 2 ile 4'ü toplarsak 6 birim yol aldı. Bize en az olmasını istiyordu. Doğru cevap seçeneğimiz bu durumda B şıkkı. Sinemaya giden Yaman, Eymen ve Dişah yeterli boş koltuk olmadığı için birbirlerinden ayrı oturmuşlardır. Yaman arkadaşlarına aşağıdaki oturma planını göstererek "Ben B3 numaralı koltukta oturuyorum." Eymen'e "Senin koltuğun benimkinin 6 sıra sağında, 2 sıra arkasında. Dişah ise senin koltuğun Eymen'in koltuğuna göre 3 sıra solunda, 1 sıra önündeki koltuk olacak." diyor. Buna göre Dişah'ın koltuk numarası kaçtır? Önce Eymen'in koltuğunu bulalım. B3'te oturuyordu Yaman. Eymen
altı sıra sağında, iki sıra arkasında oturuyor. Bakın, 3'ün altı sıra sağına gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha sonra da iki sıra arkasında diyor. B'deydi. 1, 2. Yani D9'da oturuyor Eymen. Şimdi gelelim Dilşankini bulalım. Dilşah için de diyor ki Eymen'in koltuğuna göre 3 sıra solunda. Eymen'in koltuğunun üst sıra solunda. Sola doğru hareket edelim. Buradaydı Eymen. 1, 2, 3. 6'ya geldi. Daha sonra da bir sıra önündeki. Eymen D'deydi. Demek ki Dişah bir sıra önüne gelince C'ye geldi. C6'da oturuyor. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Aşağıdaki kare dizeminde verilen şekil AB doğru parçası ve CD doğru parçası şeklindeki dikenli telleriyle çevrilecektir. AB doğru parçası şeklindeki telin fiyatı 120 lira, CD doğru parçası şeklindeki telin fiyatı ise 150 lira olduğuna göre bu iş için kaç lira tel masrafı olur? Önce AB doğru parçası şeklindeki tellerimizin kaç tane olduğunu bulalım. Kullandığımızı bulalım. AB doğru parçasına eşit uzunluktaki tellerimizi alalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5 parça kullanmışız. CD doğru parçasına eşit uzunlukta olan tellerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradaki uzunluğumuz 6. Şuradaki 7. Buradaki 8. 8 tane parçamız var. Şimdi ne kadar ücret ödemesi gerektiğini bulalım. AB'nin fiyatı 120 liraydı. 120 ile bu durumda 5'i çarpalım. 5 kere 0 0, 5 kere 2 10, bir eldemiz var. 600 lira yaptı. CD şeklindeki telin fiyatını hesaplayalım. 8 parça vardı. 150 liraydı tanesi. 8 ile çarpalım. 8 kere 0 0, 8 kere 5 40, 4 eldemiz var. 1200 lira yaptı. 1200 ile 600'ü toplayalım artık toplam tutarı bulmak için. O da 1800 lira yaptı. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı.